Evet, Sosyal canlı medya yayına. üzerinden. Aynen, canlı yayına geçiyoruz şu anda, evet. Live Facebook dedi, evet. Meeting is now streaming live on Facebook. Bende de yazdı şeye, Şu ekranda da anda. yazdı. Sanıyorum. Evet. Şu an gösteriliyor. Merhaba öncelikle herkese. Bu zor senenin son edebiyat buluşmalarını Nurhan Suerden'e gerçekleştiriyoruz. Ben Olcan Özgen, 3. sınıf lisans öğrencisiyim. Nurhan Suerden bizi kırmadı. Teklifimizi kabul etti ve edebiyat söylerinde bizimle beraber olacak bugün. Kendisi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Ekonomi ve Maliye Bölümü mezunu. Emekliliğinden sonra yazmaya başlıyor. Öyküleri Aslen'de, Edebiyatist dergisinde, Ekmek ve Gül'de, Varlık dergisinde yayınlanıyor ve geçen sene de ilk kitabı Maruzatım Var yayınlandı. Haldun Taner Öykü Ödülü'ne layık görüldü. İlk olarak kendisiyle üniversite hayatı hakkında konuşmak istiyoruz. Çünkü ortaklaştığımız bir yer burası, mülkiyeli olmak. Üniversite hayatı nasıl geçti? İlk başta kendisine bunu sormak istiyoruz ve girişte de bir kere daha teşekkürümüzü ineliyoruz. Şimdi söz kendisinde. Merhabalar, herkese hoş geldiniz. Olcan, çok teşekkür ederim. Birlikte mülkiyeli bir arkadaşımla söyleşi yapmak benim için de çok heyecanlı ve güzel. Beni davet ettiğiniz için de Mülkiyeliler Birliği olarak çok teşekkür ediyorum. Mülkiyeli olmak tabii başka bir şey. Bizim zamanımızda önce mülkiye sonra Türkiye denirdi. Şimdi tabii onlar değişti, farklı hale geldi. 1971 yılında mülkiyeye girdim. Üniversite sınavında işte bizim zamanımızda farklıydı, şimdikilerden çok daha farklı. İşte üniversite sınavına girilir, şeyler açıklanır, puanlar açıklanır. O puanlara göre her akşam da yedek listeleri veyahut da kaç öğrenci alacağı, üniversitelerin, fakültelerin kaç öğrenci alacağı dinlenilir radyodan veyahut da gazetelerde ilan edenlerden. Siz koşuşturursunuz, bir yere kaydınızı yaparsınız. Ertesi gün o üniversite değil de başka bir üniversiteye gidiyorsanız onu da dinlersiniz. Oradan kaydınızı alırsınız, öbür tarafa gidersiniz. Böyle koşuşturma içerisinde geçen bir şey süreçti. Fakat ben o süreci yaşamadım. Çünkü nereye gideceğimi şöyle bakıyordum. Bizim ailede daha çok mülkiyeli vardı anne tarafımda ve seçimim o yönde olacaktı. Ve ben de mülkiyeli olmaya karar verdim. Annem her ne kadar dişçi olmamı istiyorduysa. Onun için direkt mülkiyeye kaydımı yaptım. Bizim sene 1971 giriş senesi, mülkiyeye en çok kızların girdiği seneydi. Erkekler bayram etmişti yani. O zaman bütün mülkiye camiasında ilk defa bu kadar kız görüyoruz diye arkadaş olarak da. Çok güzel yıllarım geçti ama esas mülkiyede panzerlerin şeyden merdivenlerden yürüdüğünü, furukoların, o zamanlar furuko derdik toplum polislerine, başlarındaki beyaz şapkalardan dolayı okulların içerisinde öğrenciler kadar yoğun olduğu bir dönem içerisinde okudum. Üniversite dekanımızın, Mümtaz Soysal'ın içeride olduğu zamandı. Hocalarımız bir kısmı içerideydi. Dolayısıyla böyle bir dönemde okuduk ve yani ülkenin birçok şeyinden de yararlanamadık. Mesela bir mülkiye bayramı, inek bayramını yaşayamadık biz hiçbir zaman için. Çok görmek isterdim. Dayım falan anlatırdı hep inek bayramının ne kadar güzel olduğunu. Onları hiç yaşayamadım. 75 yılında da mezun oldum. İşte bu kadar. Başka bir şey varsa söyleyecek, soracağım. Şöyle bir soru sormak istiyorum o zaman. Üniversite hayatınız edebiyatla iç içe geçti mi? İlgilendiniz mi? Üstüne düştüğünüz bir şey miydi? Veya edebiyatla karşılaşmanız nasıl oldu? Tamam. Üniversitede hiç edebiyatla ilişkim olmadı yani. Şöyle bir şey, sadece okuyarak oldu. Hatta o zamanlar daha da bir başkaydı. Şöyle, üniversitenin ilk birkaç yılında yani o kadar çok okumalarım da ağırlıkta değildi. Çünkü biz şeyden çıkmıştık yani baskıdan çıkmıştık. Bizim öyle kolay değildi yani evden sokağa çıkmamız, işte lisede okurken evimizin hinterlandı vardı. Yani okul ev arasında bir hinterlandın dışında oluyor, kolay
kolay kolay çıkamazdık. Dolayısıyla üniversite bize o anlamda bir özgürlük getirmişti. Sinemaya gidebiliyorduk, tiyatroya gidebiliyorduk. Bu türlü şeyler daha ağır basmıştı birkaç yıl içerisinde. Ama ben oldum olası zaten edebiyatla ilgili bir şey düşünemedim yani. O sadece okuyordum. Hiç yazma konusunda bir çabam, çalışmam olmadı. Ayrıca yazma konusunda hiçbir zaman düşünmedim. Edebiyat ancak yani yazma şeyi daha önce de hani söyleşileri dinleyenler veya şeyleri okuyan olmuş olabilir. Ancak emekli olduktan sonra gündeme geldi. Ama üniversite hayatında işte okuyarak ancak. Peki zorlandınız mı böyle edebiyatta? Elbette ki ilişkili misiniz, aslında bir şeyler okumuşsunuz elbette ki, ama yıllar sonra yazma konusunda kimlerden destek aldınız, nasıl daha çok üstüne düşmeye başladınız, bunları biraz daha açabilirseniz aslında çok çok güzel olur. Ama şöyle söyleyeyim, aslında tabii çok iyi bir, yani çok okurdum sonrasında da, kitaplar çok okudum, ilkokul, ortaokul zamanında da okudum. Yani hep okumakla geçti hayatım aslında. Üniversitenin ilk 2 yılları için biz biraz şey yapmıştık, yani özgürlüğe dalıp o kadar kitap okumamayı seçmiştik diyeyim. Ama hayatım boyunca hep kitap okudum. Boş kaldığım zamanlar hani klasik şeydir, ne yaparsınız? İşte kitap okurumlardan biriydi benim. Cevap verdiğim insanlardan biriydi. Ay işte tamam. Aynı oldu. Cümlemi çok güzel kurdum her zamanki gibi. Ama anlayan anlamıştır nasıl olsun. Benim cümle kumralarım bazen böyle şaşıveriyor. Kusura bakmayın çünkü konuşmayı bilmiyorum. ama kitap çok okudum. Fakat bu kitap okuma sadece şeydi. Yani nasıl okunacağını bilmiyorum. Hepimiz gibi kitap okuyorduk, alıyordum, okuyordum. Benim etkileyen taraflarını görüyordum. Onlardan etkileniyordum. Ama bir yazar yazmak için kitap okumanın ne demek olduğunu daha sonra anladım. Veyahut da iyi bir okur olmak için kitap okumanın ne demek olduğunu daha sonra anladım. Şeyden sonra, emeklilikten sonraki o 2011 oluyor. 2011 yılında iş hayatımı bıraktım. Ondan sonra bir zamanım oldu yani hiç böyle hiçbir zaman bana bahşedilmeyen bir 24 saati nasıl değerlendireceğimi bilemedim yani çok komikti o bana şey yok yani her şeyi yapabilirsiniz ama ben onu yapmak istemiyorum yani bildiğim de var işte yok bir şey ayrıca da yani bir kadın ne yapar işe gider çocuk büyütür o, yani o görevlerle gelmişiz biz zaten çocuk büyütür işine bakar yemeğini yapar temizliğini yapar vesaire ama ben de artık ne temizlik yapmak istiyorum, ne bulaşık yıkamak istiyorum, ne yemek yapmak istiyorum, kazımak istemiyorum. Çocuğum büyümüş. Dolayısıyla kendime ait bir şeylerim olsun istiyordum. Kendime ait zamanı nasıl değerlendireceğim konusunda arkadaşlarım biraz beni teşvik etti. Çünkü ben biraz anadan doğma muhalifim galiba. Sol elle doğmuşum. Sollak doğmuşum. Biraz muhalefetim nedeniyle yazmayı seviyordum yani böyle o yazarken de böyle onu hikayeleştirerek yazmayı veyahut da ironik yazmayı da seviyordum. Arkadaşlarım bana şey söylediler yani çok şeye dokunuyorsun, insanın içine dokunuyorsun, güzel ifade edebiliyorsun kendini. Niye bir şeyler yazmayı denemiyorsun dediler. Onun üzerine böyle bir arayış içerisine girdim. Ve sonuçta Murat Gülsoy'un yaratıcı yazarlık atölyesine gittim. Orada öğrendim işte gerçekten okumayı, yazmayı. Yani o benim için yazarlığa başlangıcın lisans bölümüydü. Ve orada yazdım öykülerimin çoğunu. Önce kursa gittim, sonra atölyesine devam ettim. Atölyeyi birkaç sefer devam ettim. Sonra bıraktım. Sonra Melis Güç Bilmez Hoca var. O da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden hoca. Profesör Kanuni Güle Karar'dan benim, canım benim. Ondan sonra iyi ki bazen diyorum öyle bir şeye gelmiş. Çünkü onu tanıyamayacaktık. Çok kıymetli bir insan. Lisansüstü şeyimi de orada yaptım. Edebiyat çalışmamı da orada yaptım. Ve öyküler çıktı. Öyküleri aslında ben hiçbir zaman için hani ben öykü yayınlatacağım ve kitabım olacak diye hiçbir zaman düşünmedim. Sadece Ayla Kutlu'yu onu da anmak isterim. Okulumuzda çok erkek yazar ve şair vardır ama kadın yazarlar daha azdır. Yani onlardan birisi
kutludur. Herkesin de okumasını çok severim. Hem kitapları hem de duruşu da çok özel bir insandır Ayla Kutlu. Ayla Kutlu'ya bakardım. O da çalışıyor işte, devlette çalışmış. Sonra da sonradan yazmaya başlamış ve o emeklilikten sonra zaten daha çok verimli çalışmalar çıkarttı. Onu bir görürdüm, o kadar. Hiç de özenmediğim bir şey olduğu için kitap yazmak konusu. Sonra arkadaşlarım, işte atölyeye katılan arkadaşlarım bir kitapları çıkınca ben de bir dosya hazırlayayım dedim yani. Ve dosyamı hazırladım. Sonuçta iletişim yayınına gönderdim. Neden iletişim derseniz, ben bir Ankaralıyım. İletişim yayınlarının da şeyinin, kafa yapısının, zihniyetinin benim zihniyetime uygun olduğunu bildiğim için öncelikle orayı tercih ettim. O zaman Levent Cantek vardı. Levent Bey geri döndü 3 ay sonra ve şey söyledi. İşte bu dosya iyi ama bazı şeyler, öyküler bu bütünlüğü bozuyor. İşte buna çıkartalım. Başka öykünüz var mı dedi. Ben de öykü beni çok yazmışım. Aslında çöpe attım da çok oldu. Yeni öyküler gönderdim derken 2019'da maruzatım var, çıktı. Evet. Ufak bir hemen araya girerek soruları varsa eğer izleyicilerin onları yoruma bekliyoruz bu arada. İlk başta söylemeyi unutmuş. Teşekkür ederiz bu arada bu hikayeyi böyle güzel anlattığınız için. Sağ olun. Yok, Peki, rica ediyorum. sizi zorladı mı bu editöryel aşamalar? Hani yani çıkarın, şunu ekleyin, öykülerin sıralaması babında aslında sizin farklı tercihleriniz var mıydı? Örneğin bu kitabın içerisinde 10 öykünün sıralaması olarak olabilir. Eklemek istediğiniz bir öykü vardı, ekleyemediğiniz oldu mu vesaire? Editöryel aşamalar sizi zorladı mı peki? Yok, hayır, ben şöyle bir şeye bakıyorum. Ben sonuçta bu piyasada yeni bir insanım, piyasa diyorum yani bu çevre içerisinde yeni bir insanım. Yazarlığa yeni girmişim. Nasıl şey yapılır bilemiyorum yani. Onların görüşüne daha çok önem verdim. Doğru olabilir, bazı öyküleri çıkartmak, çünkü deneysel dedikleri öyküler vardı. O öyküler bu işin içerisinde olmayabilir de, şimdi hak veriyorum. Olabilecek öyküm de vardı ama sonuçta 10 öyküde ben onlara şey verdim yani, onlara bıraktım kendimi. Ama öykünün sıralamasını ben olsaydım, yani şimdi tercihim böyle yapmazdım oluyor. Yani ben bu şekilde kitabı sıralamazdım. Çünkü baktığım zaman o iki öykü, yani Sabah Sesi ile Asliye Hukuk Hakimliği'nin üst üste gelmesi hem iyi hem de kötü. Bir taraftan da çok aynı şeyde, tonda gidiyor. Tonda da değil, farklı tonlar aslında, ama ikisi de kadın sorunuyla ilgili. Araya ben belki bir Aziz Bey'i koyardım ya da Tenes'in baltasını koyar, ondan sonra devam ederdim tekrar. Öyle bir şey olurdu. Ama açıkçası şey yormadı editoryal çalışma. Bu şeyde bana verdiler işte, yeni değişikliği söylediler. Ben öykülerimi yeniden gönderdim. Ama üzerinde çok fazla cümle çıkarıp yeni baştan bir şey koymak, eklemek falan olmadı. Ama ben kendim o kitap şeye gidinceye kadar her şey daha iyi olsun diye sürekli okumayı bırakmadım. Ve Allah razı olsun benim editörlerimden, onları da anayım. Emre Bayın'da, Duygu Çayırcıoğlu. Bakın şurayı da düzelttim, lütfen bunu da dikkate alır mısınız diye. Emre şey söylemişti bir söyleşide, hani öykü olduğu için almak daha kolay, roman olsa çok daha zor olurdu bu değişiklikleri diye. Evet. Hep ki biraz da kendimin de editörlüğünü yaptım o sırada. O zaman biz girişte buraya gelmeden önce ufak ve tatlı bir sohbet yapmıştık öyküye, romana, şiire dair. Onu burada da sormak istiyorum ben. Neden öykü? Belki çok basit bir soru olur ama ben kişisel olarak öyküyü hep daha farklı bir yerde konumlandırdım kendi hayatımda. Hep daha zor buldum okumasını da yazmasını da. Elbette şiir en zor olanları ama öykü de bir roman değil. O yüzden sizin neden öyküyü tercih ettiğinizi de belki sormak isterim. Etkilendiğiniz öykücüleri çok merak ediyorum bir yanıyla. Son zamanlarda olabilir, gençliğinizde okuduğunuz, öncesinde okuduğunuz isimler olabilir. Bunlar da güzel öneriler olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yazmam gerek. Yani ben şiir yazamam diye düşündüm. Hiçbir zaman da şiir, yani şiir işten geliyor. Öykü de işten geliyor ama şiir başka bir şey var. Yani ben o kadar duygu yoğunluğunu, o kadar şeyde nasıl ifade
Cem bilemiyorum. Belki denemedim hiç şimdiye kadar. Bilmiyorum. Ama yani hiç şiire yeltenmedim. Sevgilime dahi şiir yazmadım. Yani öyle söyleyeyim. Hani vardır ya böyle genç kızken şey şiirler yazılır, şeyler yapılır. Öyle bir şeyim olmadı. Öykü yazdım. Çünkü öyküyü ifade etmek istediğim çok şey vardı. Ya, anlatmak istiyordum. Bir an önce o duygularımı, kızgınlıklarımı, şeylerimi etkilendiğim konuları dile getirmek istiyordum. Öykü sonuçta bir atımlık ve kısa süreli bir şey. Maraton koşusu değil. O 100 metre mesafede siz vuruyorsunuz, çık gidiyorsunuz. O sonucu alıyorsunuz. Ötekinde Allah'ım dön babam dön dön biraz şeyleri dönüyorsunuz. Acaba nerede kaldım? Neyi unuttum? Unutmadım mı? Hele benim yapımda bir insan telaşı nazırı hiçbir şekilde konsantre olamam diye düşündüm. Ve onun için öyküye daha çok yöneldim. Ha, bu demek değildir ki yarın öbür gün roman yazar mıyım, yazmaz mıyım? Onu da bilmiyorum yani. Ama yani, konu ne gerektiriyorsa onu yazmaya çalışıyorum. O şeyden gidiyorum. Şimdilik öykü, yani yeni yazdıklarım da var. Onları da öykü olarak yazıyorum. Ama roman ayrıca da şöyle baktığım zaman hem uzun soluklu hem de çok çalışma gerektiren bir şey. Ben yaşım gereği biraz da böyle hani diyorum acaba ne kadar çok yazarsam o kadar iyi anlatabileceklerimi şey yazabilirsem ne kadar iyi. Romanda o zaman iki tane mi yazarım bir tane mi yazarım bilemem. Çünkü bir araştırma konusu yıllara mesela Veba Geceleri'ni hala çıkartılmadı Orhan Pamuk bekliyor. Ama yani 6 sene sürdü. O, yani roman dediğiniz böyle bir şey diye bakıyorum. O nedenle. Yani öykü yazdım. Öykücüler içerisinde derseniz hepimizin şey gibi yani Sait Faik her zaman için Türk öykücülerin arasında hepimizin yeri var için önemli. Ben öykü okumaya şu açıkçası yani dürüst olarak söyleyeyim daha sonraki yıllar başladım. Yani ilk başta hep roman okuyorduk zaten. Hani benim zamanımda kitap bile doğru dürüst yoktu. Şeyleri ben yani çeviri kitaplar okuyorduk. Yerli kitaplardan okuduğumuz azdı. Daha çok erkekler vardı. 90'dan itibaren yani 80 sonrası işte Aile Kutlu, Adalet Ağaoğlu falan filan Sevgi Soysal'larla beraber okumaya başladık. O kendi yerli yazarlarımızı, kadın yazarlarımızı. Sonradan öykü okumaya başladım. Sait Faik'i çok severim. Bilge Karasu'yu severim. Tomris Uyar'ı çok severim. Firuzan'ı severim. Türk öykücülerden. Şey, Ruhsat Öbener'i severim. Ondan sonra mesela Oğuz Atay'ın tehlikeli oyunları veya tutunamayanlarından da bir kadar önemli şey Korkuyu Bekleyenler kitabı Korkuyu Beklerken ki öykü kitabıdır. Başlı başına bir şey benim için sanki onlardan daha önemliymiş gibi gelir. Yani belki Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken veya tehlikeli oyunlarını çok sevenler beni yadırgayabilirler ama benim için çok önemlidir Korkuyu Beklerken kitabı. Daha başka şimdi şey yap. Ha, bu sırada da şeyleri çok okuyorum. Yüz Kitap diye bir yayın evi var. Türkiye yenice şeyler diyor. Öykü kitapları çıkartıyor Yüz Kitap. Orada çıkan lütfen yani öykü okumak isteyenler Yüz Kitap'ın öykülerini de okusunlar. Çok güzel yabancı öykücüleri okuyoruz. Okuyorum. Margaret Yorsener'ı severim mesela. Onun mesela Doğu hikayeleri güzeldir. Yani Yorsener diye doğru mu okuyorum onu da bilmiyorum. Fransızca bilmediğim için. Sonra başka mesela Hemingway'in öykülerini severim. Carver'ın öykülerini severim ama Carver gibi yazabilir miyim onu bilmiyorum. O başka bir boyutta yazıyor çünkü metaforlarıyla daha değişik ve anlaşılması daha zor bir metin yazıyor. Aklıma gelirse tekrar söylerim, bilmiyorum. Tabii ki. Şimdi ufak sorular gelmiş. Ben de onlara bakıyorum bir taraftan. Ahmet Güven bir soru sormuş. Roman yazmayı düşünüp düşünmediğinizle Benim alakalı. lisede Romanla arkadaşım. aynen aranızın nasıl Onun olduğuna da romanı dair. var. Neyi pardon? Romanla aranız nasıl diye sormuş ve yüreğinize sağlık harika bir kitabı oldu. Olmuş diye de belirtmiş kendisi. Bu soruyu tekrar belki yanıtlamak istersiniz hem konuşma böyle mülkiyeli bir arkadaşınızmış aynı zamanda kendisi. Mülkeli arkadaşım, benden genç mülkeli arkadaşım, onun da kendi bir kitabı var, romanı var, O da diye çıktı. Ondan sonra eksik olmasın. Çok teşekkür ederim Ahmet.
güzel yorumların için, yorumlarınız için. Romanı çok seviyorum aslında. Okumayı çok seviyorum. Yani roman okumak, en çok okuduğum, şunu söyleyeyim. Roman, öyküyü de okuyorum ama roman en çok okuduğum kurgu kitap. Evet. Evet. Bir soru daha var. Yunus Çinçin'den gelmiş o da. Diyor ki Evet. yaşama sevinciniz ve çabanızı saygıyla ve sevgiyle takip ediyorum. Öykü yazmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz demiş. Elbette sizin öykülerinizi az sonra konuşacağız. Birazdan açmak istiyorum onları ama sorular gelmişken konuyla bağlantılıyken de sormak istedim bunları. Sonra yasaklamamak Yavuz için. Çinçin'e de merhaba diyorum. O da ben sosyal medyadan takipçilerim, şöyle söyleyeyim. Ahmet Bey de sosyal medyadan tanıdım. Şeyde Yavuz Çinçin'e de hem Twitter'dan hem Facebook'tan. Öykü yazmayı, yani şunu anlıyorum. Öykü yazarken iyi bir okumayı öğrenmek lazım. Yani nasıl yazılıyor? O yazar çok öykü kitabı da okumaları gerekiyor ve sevdikleri öykücüleri okumaları daha yani hiç olmaz etkilenmek açısından değil ama neden sevdiklerini görecek ve niye? Yani insan sevdiği gibi yazmaya çalışıyor, yani yazıyor. Dolayısıyla sevdiğinin niye sevdiğini anlamaya çalışacak. Nasıl yazmış, nasıl kurgulamış, onu görecek. Karakteri nasıl oluşturmuş, mekan seçimleri nasıl olmuş, mekanı nasıl yaratmış, atmosferi nasıl yaratmış. Bütün bunlara dikkat ederek okunması lazım. Hangi kişiyi birinci tekilden mi anlatmış, yoksa Tanrı anlatıcı mı anlatmış. Bütün bunlara dikkat ederek ve zamanı nasıl kullanmış, zaman geçişleri nasıl kullanmış? Bunlara dikkat ederek okumaları, çok okumaları. Edebiyat dışı okumaları. Çünkü edebiyat dışı okumalar insanı zenginleştiriyor. Hatta size konu bulma konusunda da şey yapıyor, tetikliyor. Sinema, resim, diğer sanat dallarıyla ilgilenmeleri gerektiğine inanıyorum. Sonra eleştiriler var, şeylerin eleştirileri, yani kitap eleştirileri var. Kitap eleştirileri, yerli ve yazar, yabancı şeylerin, yazarların. O kitap eleştirileri de bize fikir veriyor gerçekten. Bizden yerlilerden mesela Nurdan Gürbilek var, Jale Parla var, Orhan Koçak var. Onların kitapları okunabilir. Ya da bu yaratıcı yazarlık kitapları var. Yerli ve yabancı yazar olmak isteyenler için. Yani Murat Gülsoy'un kitabını mesela çok iyi kitaptır. Tavsiye edebilirim. Yani bir sürü de kitabım var şimdi burada. Keşke onların isimlerini aslında bir paylaşalım sonra sizde. Ben arkadaşlara da paylaşayım o isimleri. Yabancı isimleri. Şimdi hepsi aklıma gelmiyor. Onları okusunlar. Başka ne dedik? Sürekli okumak. Ha, çalışmak gerekiyor yani herkes her şeyden önce yani en azından yazma konusunda alıştırma yapmak gerekiyor. Yani kendilerini hiçbir zaman yazamıyorum diye şey yapmasınlar. Yazarak insanın eli açılıyor. Not alsınlar. Not almak çok önemli. Yani ben mesela evde bile yürüdüğüm zaman bu pandemi zamanında çok şey yapıyor. Beni yürümek, bir şeyle meşgul olurken okuduğunuz öyküyü düşünmek hemen size bir fikir veriyor o sırada. Ve hemen gidiyorum, defterlerim var, küçük defterlerim, onlara not alıyorum bir şeyi. Hatta eğer bir öykü yazıyorsam o öykünün ismini de yazıyorum, onunla ilgili notluyorum. Ya da gece rüyaya, uykuya dalarken insan çok daha böyle kafasında bazı şeyler beliriyor. O da böyle başucunda bir kitabım var, ona da not alıyorum. Yani bunlar ufak ufak şeyler. Biraz şeyle yaşamak lazım, yani kitaplarla yaşamak lazım. Bilmiyorum. Yardımcı olabilir miyim? Şöyle bir sorun var buradan. Edebiyat dışı metinleri de önerdiniz. Kitabın içindeki Tenes'in Baltası öyküsü. Yani okurken biraz böyle psikanalize dair bir şeyler var mı acaba dedim. Çünkü iki kardeş var orada. Bir tanesi annesiyle çok alıp veremedikleri var, yaşadıkları var. Ona benzemeye çalışan anne
bir çocuk, annesine benzemeye çalışan bir çocuk. Kendisi ressam, annesi de ressam olduğu için evi terk etmiş. Siz peki Tennyson Baltası öyküsünde, bu kitabın içinde edebiyat dışı metinlerden beslendiniz mi? Bunu soralım o zaman. Hem de biraz öyküyü de açmış oldunuz böyle. Edebiyat dış metinlerden beslenmedim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Orada nasıl beslendim? De orada bir resim var zaten. Resimden beslendiğim var. Orada o resmi de zaten şey var. Ama mesela Tennyson'un baltasındaki o Bülent'in çizdiği resim, yani kardeşine hediye etmek için Haluk muydu? Bak şimdi unuttum. Evet. Hangisi büyük? Haluk evet. Haluk'un çizdiği resim abisine hediye etmek için çizdiği resimi kendi gözümde hayal ettim. Ama bunlar daha çok işte resimle ilgilenmekten, resme duyduğum ilgiden de kaynaklanıyor olabilir. Şöyle bakıyorum, ben öykü yazarken daha çok görsel düşünüyorum yani. Her şey benim gözümün önünde, ya mesela Tennyson'un baltasındaki o resmi, ben o morluk, o rahim nasıl olduğunu kendim, keşke elimde bir şeyim olsa da çizebilsem, yeteneğim olsa da çizebilsem o resmi veya boyayabilsem. Yani o şekilde düşünüyorum. Tabii bunların faydası olmuştur. Bir de orada da araştırma konu var. Yani şeyi araştırmıştım, o kargalar ve Tennyson Evet. baltası. Benim dayım şey söylemişti. Benim eksiklerim de var bu konuda. Mesela mitolojiyi çok okumadım. Yani mitoloji, mesela yazma konusunda olanların mitolojiden çok yararlanabilirler diye şey düşünüyorum. Çünkü mitoloji başlangıcı yazmanın, yani baktığınız zaman her şeyi, her konuyu orada yazmışlar zaten. Mitolojiden de yararlanmaları gerekiyor ama ben mitolojinin hepsini okumadım. Daha yeni yeni başladım okumaya. Psikanaliz konusuna gelince bu konuda hiçbir bilgim yok. Açıkçası söyleyeyim. Ama şöyle bir şey var. Yani hatta uzak duruyorum psikanalizden diye düşünüyorum. Yani ben hiçbir zaman psikanaliz okumaları da yapmadım, metinleri okurken. Neden de uzak durduğumu ben kendimde gizli kalsın o konu. Ondan sonra ya onu öyle düşünmedim. Fakat burada bir karşıtlığı oluşturmak için, yani karşıtlığı oluşturabilmek için o şeyi yazdım. İki kardeşin durumunu ve anne ile olan ilişkileri. Ben burada aslında şeyi vurgulamak istedim. Bir kadın gidiyor, evden gidiyor ve sanatkar bir kadın, bir şekilde hasbelkader evlenmiş veya evlendirilmiş bir adamla ve hiç kendisine uygun olmayan bir ortamda yaşamış bir kadın var. O kendi zincirlerini kırıp gidip kendini bulmaya gidiyor. Yani hem onu hem de orada o kadını kabullenememe şeyi, anne olarak kim annedir, ne değildir. Aslında anne o da, ama keşke annesi onunla vedalaşabilseydi. Çünkü vedalaşamamanın getirdiği bir sıkıntıyla o gitme var. Ondan getirdiği bir vedalaşamamanın getirdiği bir sıkıntı var. O nedenle ortaya çıktı. Hatta bir şiirden de dikkat şey yaptım. Edip Cansever'in şiirinden yola çıkarak yazdım. Hangi şiiri, hangi şiirinden yola çıktınız? Ben Ruhi Bey nasılım? O zaman öykülerinizden bahsetmişken biraz daha birkaç öykünüzden bahsetmek istiyorum. Biz yine buraya gelmeden önce ufak tatlı bir sohbet yapıp Bir Sokak isimli öyküyü konuştuk. Çünkü benim en sevdiğim öykü o oldu. Önceki söyleşileri, röportajları okuduğumda veya izlediğimde de çok söylenmediğini gördüm. Kendisinden. Yani böyle genelde Tennyson'un baltasından çok söz edilmiş. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne, hakimliğine öyküsünden çok söz edilmiş. Ama Bir Sokak öyküsünün hikayesi hiç açılmamış. Ben de ilk defa duydum siz anlattığınızda. İzleyenlerin de duymasını çok isterim. O yüzden belki tekrarlamak istersiniz. Çok teşekkür ederim. Ben o Bir Sokak öyküsünü ben de çok severim. Ve yıllar önce ben yani yazmayı düşünmeden önce 2008 yılında ben o Sokak öyküsündeki sonundaki adamla kadını yurt dışında kızım doktora yaparken gördüm. Ve onları gördüğüm zaman şöyle söyledim: bunların bir hikayesi olmalı. Bunların mutlaka bir hikayesi olmalı ki bu durumda diye. O hikayeyi de adamın gözünden bakarak yazmayı seçmedim. Çünkü ben bunu bir sokakta görmüştüm ve sokağa anlatarak, sokakla birlikte, sokağın düzeni içerisinde
anlatarak daha da yumuşatmayı seçtim. Hikayenin ağırlığını yumuşatmayı öyle seçtim. Ve bunun içerisinde de bir sokakta, orada bir tanrı anlatıcı var. Tanrı anlatıcı bütün sokağı izleyerek hem toplumu izliyor, hem yalnızlıkları izliyor, hem toplumdaki gelişmeleri izliyor, hem de o hikayeyi izliyor. Aslında hepimiz bir hikaye izleyicisiyiz. Nasıl bir hikaye izleyicisiniz? Siz benim hayatımı ancak görebildiğiniz kadar biliyorsunuz. Ve benim için bir şey uyduruyorsunuz siz. Ben de onlar için bir şey uydurdum. Siz benim hayat hikayemi bilmiyorsunuz. Ama siz beni, komşum mesela tahmin ediyor, bir şeyler tahmin ediyor. Herkes birbirinin hayatında aslında ikinci sahneden giren seyirciler gibi. Onu anlatmak için de şey yaptım. Çünkü birisi kadın mesela şey diyor, Türkiye'nin sorunlarına da cevap verebilmek için yazdım. Yani orada çok çok efektli bir hikayedir o. Mesela şey vardır, yani kaskılar çalışmayan bir adamın işte göndermesi. Bu hatta şeydeki Galatasaray'ın yerinde nedir, antrenman sahası değil de futbol sahasındaki yapılan, şimdi İstanbul'da Mecidiyeköy'de kasksız düşen işçinin ölmesine bir göndermedir mesela, o bir tanesi. Ama oradaki bir kadın demiştir ki, ah yazık, çoluğuna çocuğuna da şimdi evde kalan. Onun hikayesini o yazmıştır. Ben kırmızı ve siyahlı adamın hikayesini yazıyorum. Ondan sonra çocuk, oradaki tombik çocuk diyor ki, abi sen diyor şey mi, geceleri mi çalışıyorsun diyor. O da onun hikayesini yazıyor. Herkes işte ikinci sahneye giren seyirciler gibi. O amacım oydu. Evet, şimdi de şöyle bir yerden bir soru sormak istiyorum. Türkiye'nin sorunlarından bahsettim diyorsunuz ve gerçekten öykülerinizin bu anlamda hepsinin bir maruzatı var. Yani hani özellikle sabah sesinde konuşmak, konuşamamak üzerine, parantez içindeki iç sesler, söylenmeyen şeyler, söylenemeyecek şeyler diyordum ben de bir yanıyla bunu. Öte taraftan şehrin dönüşümüne dair. Emek sinemasından bahsediyorsunuz. Şehrin nasıl bozulduğundan, dönüştüğünden söz ediyorsunuz. Şehrin dönüşümü sizi çok etkiliyor mu? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bir de buna ek olarak ilk öykünüzdeki, sabah sesi öykünüzdeki bu sesleri parantez içine alma, iç sesler. Bunun Türkiye'nin politik ortamında nasıl yorumluyorsunuz? Veya bunu böyle yorumlayarak mı kaleme aldınız? Merak ediyorum bunu da. Şimdi nereden başlasam diye düşündüm. Çok Evet, mu eklemli dedim bir ki soru sordum? doğuştan bir muhalefetim var. Onu söyleyeyim. Ve şu andaki durumumuz hepimiz biliyor. Gözümüz üstünde kaşımız vardı demek bile biraz suça giriyor. Yani onu ancak birbirleri ancak söylerse o mübah. Yoksa biz söylersek bile günah oluyor. Onun için ben bu yazarken bunun tabii biraz etkisi var. Çünkü ben mesela Twitter kullanıcısıyım. Twitter'da kullanırken hep biraz metafor kullanarak yazıyorum icabına. Daha iyi oluyor belki ama söylemek istediğimi direkt söyleyemiyorum. Hep bir parantez veyahut da bir şeyin altında, örtünün altında söylüyorum. Burada da öyle, yani oradaki sabah sesindeki kız da Meral de aynı şekilde o örtünün altında söylüyor, parantez içine alıyor çünkü ablalarına söyleyemiyor, söylese de zaten anlaşılmaz. Bizim de böyle, yani mevcut Türkiye'deki durumumuz öyle. Ne kadar bağırsak da, ne kadar da söylesek hani duymuyor, kim işine gelmiyor çünkü. Dolayısıyla orada da ablalarının işine gelmeyecek, duymayacak da oradan yola çıktım. Diğer soru neydi? Şimdi Diğer kafam karıştı. soruda şehrin ve mekanın dönüşümü sizi çok etkiliyor mu diye sormak Evet. istedim. Yani çünkü Çok etkiliyor. genellikle öykülerinizde var bunlar. Yani benim en çok etkileyen konulardan bir tanesi bu. Ben en çok ilk başta şehre gördüm yani etkilenmeyi. Ben Ankara'da işte doğumluyum. 1986 yılına kadar Ankara'da yaşadım. Ve Ankara'yı bıraktığımda döndüğüm Ankara arasında dağlar kadar fark vardı. Melih Gökçek'in güzel şeyleri sayesinde, mimari zevki ve kültürel bakışı, anlayışı sayesinde Ankara'mızın başkente yakışır bir şehir oldu. Olduğunu gördüğüm zaman zaten Ankara aslında bir kasabaydı. Yeni şehirleşiyordu, yeni başkent oluyordu ama Ankara'yı
Gerçekten ben köye ve şehre kimlik diyorum ama kasabanın başka bir kimlik arada kalmışlığı var. Araftadır kasaba diye düşünüyorum. Yani ne şehirdir ne köydür. O ikisinin arasında bir debelenmekte durur. Aynı kasabadan daha da kötü bir hale koydu diye düşünüyorum Melih Gökçek ve ona çok büyük bir kızgınlığım var. Ve sonrasında bunu İstanbul'da da yaşadım. Ve belleğimizi siliyorlar, onu gördüm. Yani bizim belleğimizi silmek istiyorlar. Ya, kültürel varlıklarımızın hepsini el atarak, hepsini ortadan, birçoğunu ortadan kaldırarak, ya camiye çevirerek, ya yıkarak, ya restorasyonuyla bozarak, her şeyiyle biz yani kazanımlarımızı, değerlerimizin hepsinin değiştirmek istiyorlar. İşte şimdi plansız, programsız işine geldiği gibi yani ülkesini, vatanını seven kimse yok ki bu ülkede. Sadece gözleri dolarlar bürümüş insanlarla yönetiliyoruz. Yani gerçekten de öyle gözleri dolar, hani Katar doları da olabilir, bilmiyorum bunun ne olduğunu. Dönmüş insanlar var. Bu nasıl olsa size bir şey yapmayacak değil mi? Yayına bu sizin için bir sorun olur mu bilmiyorum. Neyse ve yüksek binalar diktiler. Şimdi diyorlar ki dönüp, ah bu dikilmiş. Kim dikti bunu? Atatürk. İki ay yaş dikti herhalde. Yani kim dikti? Siz diktiniz. Ama plansız, programsız diktiniz. İşte en çok kızgınlığım bu. Dikkat ederseniz çok da kızıyorum hala konuşurken. O zaman yine Türkiye'nin en önemli sorunu hatta kadınlara dair çok fazla gönderme var öykünüzün içerisinde. Özellikle namus konusuna dair. Asliye Hukuk Hakimliği'ne öykü isimli öykünüz. Oradan bunun üzerine hatta. Bu öykü acaba bir gerçek hayattan mı, böyle birisi var mı sizin yaşamınızda? Yine bir sokakta olduğu gibi birisini gördünüz, tanık oldunuz ve onun üzerine mi yazdınız? Bunu merak ediyorum bir yanıyla ve şöyle ki röportajınızı da okumuştum. Dünyayı kadınların kurtaracağına dair çok güzel bir şey söylemiştiniz. Türkiye'deki kadın Evet. sorununu nasıl konumlandırıyorsunuz, nasıl tartışırsınız? Hem öykünüz üzerinden aslında bize ipuçları veriyorsunuz bunu nasıl değerlendirdiğinizi. İzleyenler için belki burada da açabiliriz bunu beraber diye düşünüyorum. Tamam, oldu. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında tanıdığım var mı? Bütün kadınlar, benim gibi tüm kadınlar bu baskı altında yetişti. Yani bir şeyi yok yani. Hep namustuk biz. Ailelerin namusu kadınlardan sorulurdu. Yani bugün de öyle hala. Değişen hiçbir şey yok aslında. Yani biz şehirlerdeki kadınlar, bizler mesela, ben kızımı yetiştirirken farklı şey yetiştirdim. Öyle baktım ve kızımı yetiştirirken şunu söylemişimdir. 16 yaşındaydı. Benim için namus, buradaki namus, beyindir dedim, kafadaki namus yani. Çünkü kızımın bu baskı altında olmasını hiçbir zaman istemedim. Çünkü o, diğer arkadaşların annesi belki ona bu şekilde söyleyebilir ama benim kızımın farklı bir bakış açısıyla hayata bakmasını istediğim için böyle söyledim. Dolayısıyla hepimiz aslında o iffetiz. Hepimize iffet damgasıyla, hepimizin, biz şuramızda bir iffetin sembolü olarak yaşıyoruz biz kadınlar. Ama hayat şeyin üzerine kurulmuş, çalıp çırpmanın üzerine, düzenin yozluğu üzerine kurulmuş. Kimseye hesap sorulamıyor ama kadınlar olduğu zaman, namus dendiği zaman adam namus birden kadın onu veriyor. Dolayısıyla buna itirazım olduğu için maruzatımı Asliye Hukuk Hakimliği'ne, dolayısıyla eril düzene bildirdim. Dolayısıyla ismi değiştirmek için. Ve ben eminim ki kadınlar bu düzeni değiştirmek için gerçekten güçlü bir şey içerisindeler, birlik içerisindeler. Ezinenler, ancak hor görülenler, birlikte organize olduğu sürece bir şey değiştirebilirler. Biz mesela şey yaşadık, benim okul zamanında sağ-sol çatışmaları vardı. Canım insanlar hayal kurdular orada. Yani ne yaptılar? Düzen değiştireceğiz. İşçilerin, köylülerin yanında olacağız dediler ama işçinin, köylünün yanında olup onlar için bir düzen kuracağız dediler, uğraştılar. Ama o işçi ve köylü, onun haberi yoktu bile bu işte. Hatta onlara
terörist gibi bakıyordu. Onlara başka gözle bakıyordu. Dolayısıyla şimdi kadınlar farklı bir şeyde. Kadınlar bunun sıkıntısını çekerek kadınlar birden bir patlama içerisine girdiler. Ve kadınlar ne kadar organize olabilirse dünyada da bunu görüyoruz zaten. Bir birlik içerisinde bir hareket başlattılar. Bu hareketin gerçekten de ben ileriye doğru gideceğine inanıyorum. Tek hareket kadın. Bugün nedir onun ismi? Emek Erez'in yazısı vardı Radikal'de, Sıkıntı diye paylaşmış. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Fransız ihtilalinde insanlar, Fransızlar sıkılıyor demiş. Biz mesela Türkiye ne zaman sıkılacak da harekete geçecek? Türkiye sıkılmıyor zaten. Türkiye sıkılıyor da sıkıntıdan oturan bağlar gibi oturuyoruz. Ama tek oturmayan kim var? Kadınlar var. Çünkü kadınlar eziliyor. Çünkü kadınlar şiddet görüyor. Çünkü kadınlar ikinciler. Yani burada kimler, niye Kürtler bir harekete girişiyorlar? Çünkü Kürtler de böyle. Niye bir başkası? Çünkü kim artık ezilirse, kim canına tak diyorsa o zaman ortaya çıkıyor. Onun için en büyük şeyin hareketin kadından geleceğine inanıyorum. Ve gerçekten de olacak. Hani inşallah, ben görecek miyim bilmiyorum ama inşallah olacak. Dünyada çünkü çok da çok güzel gelişmeler de var. Mesela inşallah bir gün Finlandiya gibi biz de olabiliriz. Neden olmasın yani? O zaman Ama bizde çok çok sorun var. tarihe tanıklığınız üzerinden gidelim biraz da. Öykü kitabınızın son öyküsü Yetişkin Oyunları. Onu da çok böyle içim burularak okudum aslında bir yanıyla. Çünkü bir oyun üzerinden tarihe dönmek, kendi tanıklığınızı aslında bir öyküyle aktarmak sizi nasıl etkilemişti darbe dönemleri? Bunu merak ediyorum. Darbe dönemleri sizi nasıl etkilemişti? Çünkü öykünüzde de Yani izini görebiliyoruz çok büyük oranda. Öyküyü nasıl kurduğunuzu da darbe aslında merak dönemleri de ediyorum. Çünkü yaşamış. Efendim? öyküyü nasıl kurduğunuzu da merak ediyorum bir yanıyla. Çünkü bir oyun üzerinden, adam asmacı oyunu üzerinden Türkiye'nin tarihine bir geri dönüş var. Biraz açabiliriz isterseniz bunu. Oldu, tamam, teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben yaşım gereği Türkiye'deki bütün ihtilallere tanık oldum. Türkiye'nin ihtilallerine, ihtilal diye söylüyorlar ama darbedir kendisi. Her biri birer askeri darbedir. Hiçbir ihtilal yoktur. Hepsi birer askeri darbedir. O darbelere tanıklık etmiş bir insanım. Ve ben bu darbelerin sıkıntısında yaşadım. Birebir oturduğum yerde de gördüm. İnsanların evden alıp götürüşlerini de gördüm. Şimdi belki yeni kitabımda bir darbeyle ilgili gene bir şey göreceksiniz. Onu da olabilir diye düşünüyorum. Yani benim için idamları gördüm. Bunlar çok acı şeylerdi. Hatta üniversiteye gitmeden önce televizyonda o sıralar yeni başlamıştı. Hani sokaklarda işte devrimciler, ülkücüler kavga ediyorlar, birbirlerini şey yapıyorlar falan. Hep ağlardım yani niye insanlar yani şey değiller, kardeş gibi yaşamıyorlar diye bakardım. Niye böyle birbirine şey oluyorlar? Çünkü benim sokakta oynadığım insanlardan oradaki insanların bir farkı yoktu aslında baktığım zaman o küçük kafamla düşündüğümde. Hep ölümler ve idamlar beni çok etkilemiştir. Bir taraftan da özellikle de yani 1980 darbesi Türkiye'nin bugünkü günlere gelmesinde sebebidir. Onu da açıkça söyleyeyim. Yani 1960 darbesi bir albay darbesidir. O farklı bir darbe şeyi o general darbesi de 1980'de general darbesidir. O general darbesinin sıkıntısını çok yaşadık ve bugüne gelmemizin vebali onlardır. İnşallah bu dünyada şeylerini göremediler. Öbür dünya var mı bilmiyorum ama ters dönsünler. Ben şey söylüyorum. Kusura bakmayın. Yani ben Hiç keşke bu sorun dünyada değil. cezaları verilseydim. Bu dünyada cezanın verilmesinden yanayım çünkü. Öbür dünyaya inandığım yok. Şey söylemek istiyorum. Diğer taraftan da oyunla verdim. Çünkü oyunlar bize şeyi alıştırıyor. Yani çocuklara oyunlar kanıksattırıyor savaşları,
Ondan sonra şeyleri, yani toplumun istediği şeylere göre çocuklar oyunlarla şekillendiriyor. Diyor ki biz savaşıyoruz, çocuklar da savaş alışsınlar. Kimler savaşıyor, kimle kim savaşıyor, onları bir gösterelim. Oyuncaklarla onların ellerine veriyorlar. Öbür taraftan siyahla beyaz, şey güzel. Güzelle çirkin, bütün bu oyuncaklar, bebekler ona göre şekilleniyor. Biz de bir zamanlar o şeyi oynuyorduk. İşte isim şehir nehir oynarken bir taraftan da nedir onun ismi? Adam asmaca oyunu oynuyorduk. Adam asmaca oyunu oynarken sonrasından düşündüm. Ay, biz dedim yani ne kadar şeyiz. Ya ben arkadaşımı bilmediği için cezalandırıyorum oyunla ve onu asıyorum. Ya da sevinebiliyorum asmaya. Ve gerçekten de aynı şey işte şeylerde yaşandı. Bu ihtilaller sonrası yaşandı. Yani Menderes'e rastladığı zaman sevindiler insanlar. Şey nedir onun ismi? Bizim Deniz Gezmişler'e rastladığı zaman insanlar sevindi. Cezalarını buldu dediler. Biz de aynı, biz de oynuyoruz. Dolayısıyla bizi birisi empoze ediyor. Hatta çok araştırdım. Dedim ki bu ne zamandan beri çıkmış? Yani şeyler eskiden insanlar gidip şeyleri seyredermiş. İdamları seyredermiş işte at pazarında mesela. Onun yerine onlar kalkmış. Onun yerine oyunu ikame etmişler. Ve bu oyunla zevk aldırıyorlar. Giyotini, Fransız şeyinde giyotini seyredermiş sokaklarda insanlar. Nasıl bir vahşet duygusu bu? Yani onu bir türlü algılamadığım için onun ikisini birleşip büyüklerin oyunlarıyla küçüklerin oyununu aslında gençler oyunu değiştirebilirler. Oyun yani bu oyunu silebilirler ama büyükler hala o şeyin içerisinde. Eskiden vazgeçmek lazım. Eskinin o köhne anlayışından vazgeçmek lazımın mesajıdır o. Çok teşekkür ederiz güzel yanıtınız için. Şöyle bir soru da sorayım o zaman. Benim belki son sorum olabilir bu. Daha sonra izleyenlerin sorularına ve yorumlarına geçeceğim. Bir de yaşlanmaya dair de önemli öyküler var kitabınızın içerisinde. Eşik öyküsü, Aziz Bey öyküsü. Biraz da sormak istiyorum bunu. Çünkü bu süreçte özellikle pandemi sürecinde yaşanmış insanlara karşı davranışın nedenli aslında belli noktalarda vicdansızca olduğunu görebiliyoruz. Çok kısıtlanmış bir biçimde yaşıyorlar. Eşik öyküsü bir rüya ile başlayıp bir rüya ile bitiyor. Aziz Bey öyküsü, yine Aziz Bey öyküsü çok güzeldi. Siz ne düşünüyorsunuz günümüzdeki bu yaşlara dair tutuma karşı? Onun yanı sıra eşikte bilhassa yaşanmış bir kadınla daha genç bir erkeğin ilişkisini görüyoruz. Yine burada topluma dair bir gönderme okudum ben istemsizce. Siz ne yorumlarsınız? Siz bunu nasıl açmak istersiniz? Yani öykülerimde kadınları ele aldığım öykülerimde daha çok zaten kadına reva görülmeyen şeyler üzerinden yola çıkarak yazdım öykülerimde. Siz de dikkatinizi çekmiş. Burada da şeyde mesela eşik öyküsündeki kadına vukufsuz yani bir erkekle beraber olma, kendinden genç bir erkekle beraber olma, sevgili olma, karı koca olma konusunu yasak olarak yani bir iç ses oradaki işte vakit sandığından da geçti diyen o sesin ya iç sestir ya ama el alem ne der sesidir ya bir erkin sesidir bunlar hiç şey değil o sesle kadın o kadar doldurulmuşuz ki ya şeyini bile yaşayamıyor yani ama bir erkek şampanyaları patlatarak yaşayabiliyor gemisinde ve koluna sarıyor insanlar da alkışlayabiliyorlar bunu buradan yola çıkarak yazdım. Yaşlanmaya dediğiniz zaman yaşlılık aslında tabii kavram olarak da şimdi günümüzde çok değişti. Yaşlı dediğiniz zaman şimdi ben 66 yaşındayım. Geçen gün dedim 70'e geliyorum. Ama 70 dediğim zaman neyi görerek 70 diyorum. Bizim zamanımızda kere köşesinde oturup tesbih çeken 70'e göre ben onlar değil gibi diyorum. Aslında hepimizin şeyi yaşa bakışı, yaşı algılayış biçimi değişmiş oldu. Ve de şeyi uzattılar, yaşı uzattılar. Yaşı uzatmakla beraber insanlara yani süre uzadı ancak şey de azaldı bu sefer sağlık konusu da azaldı ona da dikkat etmiyorlar o ayrı mesele yani bir taraftan da demans ve Alzheimer gibi sorunlarımız da var yaşlının getirdiği en büyük sorunlardan bir tanesi de bu
Türkiye'de yaşlı denildiği zaman hep yani yaşlı bir kenarda köşesinde oturması gereken, hiçbir sosyal aktivitesi olmayan insanlar gibi ele alınıyor. Ben bu olay başlamadan önce de mesela Twitter'da şey yapıyorsunuz ve Twitter'daki gençler şöyle diyordu. 30'dan yukarısı, 40'tan yukarısı burada olmamalı. Niye olmamalı? Bizim sana söylediğimiz bir şey var mı? Niye sen kendi takip etme o zaman? Senin takip ettiğin timeline'ın çerçevesine gider. Yani gençlerin yaşlılara karşı zaten bu olay olmadan önce de bir ön yargısı vardı. Yaşlı dediğin insan hayata zevk almamalı, hayatın hiçbir aktivitesine katılmamalı, hayatla yaşamın içerisinde olmamalı. Bir kenarda köşede oturup tespihini çekmeli, tavuğuna bakmalı, sütünü içmeli, yatıp uyumalı şeklinde bir gençlerin kafasında dahi böyle bir norm var, yaşlı normu var. Dolayısıyla şimdiki yaşlılar farklı. Hatta sokağa çıkan yaşlılara bile şey diyorlardı. Niye bu saatte sokağa çıkıyorsun ki? Ya adam belki doktora gitmiştir. Yani veyahut da evet gerçekten de arkadaşına gitmiştir ve geri dönüyordur. Yani bu kadar acımasız olmaması gerekir. Çünkü yaşlı denilen insanın daha çok eve sokulması yerine günlük aktivite içerisinde olması lazım ki sağlıklı olabilsin. Bu demanstan, Alzheimer'dan daha az geride durabilsin. Çünkü ne kadar aktif olursanız daha beyin İniniz çalışır ve daha sağlıklı bir kafa yapısına sahip olursunuz. Şimdi bu şeyle beraber Covid'le beraber şöyle bir şey gündeme geldi. İtalya'daki şey paylaşıldı. Oradan çıktı olay. İtalya'daki 10 günlük bir veri paylaşıldı. Diyordu ki orada işte şu gençler 65 yaşın üzerindekiler ölme oranları var. İşte şunlar gençlerde yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Onları o şekilde algıladılar ki sanki 65 yaşın üzerindeki ölecek ama bu bulaştıran da 65 yaş gibi algıladılar ve 65 yaşın üzerine bir şey geldi gençler tarafından da. Hatta yani bunu devlet aslında şey organize etti 65 yaşı. Dedi ki 65 dışarı çıkmasın, bulaşmasın. Ama sadece 65 dışarı çıkmasın, bulaşmasın derken bu tarafta toplumda zaten şeye ait insanın kafasındaki 65 artı üzerinde hakkındaki olumsuz düşünce bu sefer onları neredeyse sokakta dövmeye, alay etmeye kadar götürdü. Yani aklımın havsalamın almadığı şeyler oldu. Ama devletin yaptığı yanlışsa ise 65 yaşını ortaya şey yaparak, evet tıkarak, gerçekten de evet tıkarak onun haklarını kısıtlamak ama öbür taraftan çalışmak zorunda olanlara, evine aş getirmek zorunda olanlara herhangi bir şey yapmayayım. Toplu taşımı, her şeyi ortada bırakıp ondan sonra da 65 ile sorunun çözüleceğini zannettiler. Ama hayır, değil. Sorun orada değildi zaten. Önemli olan bir devlet olarak, sosyal bir devlet olarak sen çalışanların da gündeme getirip onlara her türlü olanağı sağlayıp işte ama devletin parası kalmamış. Yerken bana mı sordun demek lazım. Onun için nedir onun ismi? Devletin sosyal devlet kimliği içerisinde çalışanlara da yardım et. 15 gün mesela paralarını ödeyip o insanların yaşlılarla beraber evde oturmalarını sağlamaları lazım. Ama yaşlı şeyi çok ben şeyde Twitter'da yazdım zaten. Yani niye bu yaşlı, bir de yaşlı diyorlardı yaşlılarımız. Ne demek yaşlılarımız ya? Yaşlı değil bu insanlar yani. Yaşlı evet ama kenara köşelere büyüklerimiz demeye başladı. İbaresini değiştirdi. Onlar bile yani kullanılan kelimelerin tonları bile yanlıştı o zaman. Ben onun için hem hükümetin hem de gençlerin şeye bazı gençlerin hepsi bu durumda değil tabii ama çoğunluğunun görüşü bu olduğunu düşünüyorum. Bakışını sevmiyorum. Yaşlılara bakışlarını sevmiyorum. Ve doğru değil gerçekten. Herkes bir gün yaşlanacaktır. Hepimiz o şeyi tadacağız ama herkes bir gün yaşlanacak. Önce yaşlanacak. O zaman Önemli olan güzel başlayabilmek.
O zaman Ay çok şöyle, çok şeyliymişim ben. çok çok güzel, çok güzel konuşuyorsunuz ama gerçekten çok güzel noktalara parmak basıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bunları duymak büyük bir şey bizim için. O zaman böyle yorumlardan ve sorulardan devam edelim istiyorum ben Olur, biraz da. tamam. Mevsim Yenici Akgün'ün bir sorusu var. Diyor ki, biliyorum hepsi sizin çocuklarınız ama Maruzatım Var kitabında en sevdiğiniz, kayırdığınız öykü hangisidir? Diye sormuş size. En kayırdığım öykü şeyi seviyorum. Mevsim benim arkadaşım, yazar arkadaşım. Onun da çok güzel öykü kitapları var. Hiç bundan bahsetmedik. Oturan Mavi Bulut'un eksik Aa, listesi. Ve oradaki şey karakteri, çocuk karakteri çok seviyorum. Onu sever, yani onu yazarken çok yazdım, zevk alarak yazdım. Hepsini zevk alarak yazdım zaten, şey değil, ama o benim için hani çocuk karakteri yazmak çok şeydir, önemliydi benim için. İnşallah becermişimdir. çok çok güzeldi. Evet, ben de aslında ondan bahsetmek istiyordum biraz ama bunca öykünün arasında fırsat olmadı. Yeni bir soruya geçelim. Meltem Uysal Rusçuklu. Ben de sizi Ahmet Güven sayesinde tanıdım. İyi ki bana Olsun. önermiş kitabınızı. Sizin yazma çalışma sürecinizi merak ediyorum demiş. Elle mi yoksa direkt bilgisayar ile mi yazıyorsunuz? Yazarken müzik dinler misiniz diye sormuş. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bilgisayarla yazıyorum. Bilgisayarla öncelikle yazıyorum. Yani bilgisayar şöyle bir şey. Elimin hızı her zaman bilgisayar gibi olmuyor. Ben bilgisayarda 10 parmakla kullanmıyorum. 2 parmakla yazıyorum ama görseniz siz okuyamazsınız zaten onu. Yani öyle kelimeler birbirine karışıyor. Sonradan, çünkü bilgisayarda düzeltmek kolay oluyor. Her şeyi kopyala yapıştır şeklinde de daha kolay olduğu için. Çünkü öbürü daha zor. Sonra bu belli bir noktaya geldikten sonra ben printout alıyorum ve onları elimle elde okuyarak, yüksek sesle okuyarak ya da elimle okuyarak ve elde düzeltip şey yapıyorum. Ama not almalarım hep elde. Hiç bilgisayara not almam. Hep elimle not alırım. Ama öyküleri bilgisayarda yazıyorum. Maalesef benim şey konusunda, müzik konusunda, yani müziksiz yetişmişim aslında herhalde biraz. Müzik şeyim yok. Müziği severim aslında yani, ama böyle radyoyu açayım veyahut da işte ne bileyim ben televizyonu açayım, hatta müzik setimi de vermiştim. Öyle bir şeyim yok ama müzik dinlemeyi severim. Müziksiz yazıyorum şeylerimi, öykülerimi. Şöyle bir soru var tekrar, daha doğrusu merhaba demiş Ayşe Özdemirci, sanatta dayanışmanın sizdeki karşılığı nedir diye sormuş. Bence ben çok memnunum arkadaşlarımdan. Yani şöyle söyleyeyim. Her şeyden önce her alanda dayanışmaya inanan bir insanım. Yani iş hayatında da, evde de, sanatta da, yaraber olduğum, yazdığım arkadaşlarla da dayanışmaya çok inanıyorum. İster kadın ister erkek olsun. Mesela arkadaşlarımın kıskanç olmamak gerektiğine inanıyorum. Yani hepimiz bir düzen içerisinde, edebiyat camiasındayız. Şuraya bakıyorum. Edebiyat camiası dediğimiz yer neresi? İşte şiir yazılıyor, roman yazılıyor, öykü yazılıyor. Bir pastası var. Kimse buradan zengin olmuyor. Kimse Türkiye'de yani belli birkaç tane yazar dışında edebiyat, sanat camiasında çok paralar kazanıp da geçimini onun üzerine kurmuyor. Dolayısıyla yani kursa ne olacak zaten? Ama yani bir şey paylaşımda bir şeyin paylaşımı söz konusu. Neyi paylaşamayacağız? O zaman şuna bakıyorum. Niye birbirimizin kuyusunu kazalım ki? Biz birbirimize destek olalım. Kuyusunu kazmaktansa, çünkü görebiliyorum o sanatta şeyde birbirinin hakkında dedikodu yapanlar, ondan sonra dedikodu yapıp yüzüne karşı başka türlü söyleyenler. Bütün bunlar oluyor. Yani bunların hep bir şekilde görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz ya da kulağınızda duyuyorsunuz. Birisi size söylüyor. Ama ben her zaman dayanışmanın getirdiği o çoğalmaya, o daha
iyi üretmeye şey yapıyorum, önem veriyorum. Onun için benim yanımda her zaman için benimle beraber çoğalacak arkadaşlarım olsun istiyorum. Gerileri ne yaparlarsa yazsınlar. Onlara da Ne bir şey güzel. verebilirsem çok daha mutlu olurum. Bir soru daha var. Yunus Çinçin'den geldi. Yazmadan önce sizi tetikleyen nedir? Öykünün fikri zihninizde nasıl olgunlaşıyor diye Pardon. sormuş. Sesiniz gitti. Alabilir miyim? Tekrar okuyorum. Sesiniz gitti. Ya tabii ki. Yunus Çinçin tekrar bir soru sormuş. Yazmadan önce sizi tetikleyen nedir? Öykünün fikri zihninizde nasıl olgunlaşıyor demiş. Yazmadan önce beni tetikleyen şey yani bir duygu. Öncelikle bir duygu gelmeli yani. Önce o duyguyu hissetmeliyim. Daha çok ben sevindiğim zaman değil de sinirlendiğim, öfkelendiğim, kızdığım zamanlarda yazıyorum. Yani benim bir şeyden çıkıyor. O duygu beni tetikliyor yazmayı. O yazmaya başladığım zaman da yani bunun öyküsü yazılacak diyorum. Ve hemen oturup da başına yazmıyorum yani. Hemen bunu yazacağım diye oturup şey yapmıyorum. Biraz onunla yaşıyorum. Yaşıyorum yani. Karaktere ne yaşıyorum, mekan nasıl olacak onu yaşıyorum. Yani hep hayalim kafamda o oluyor. Sonra da bir gün oturup onu yazmaya başlıyorum. Yani içinde yaşayarak ve o duyguyu hissederek şey yapıyorum. Neden onu yazmak istiyorum mesela? Yani bu duygu işte mesela şey yazdım diyelim Asliye Hukuk Hakimliği'ne baktığınız zaman bir sözden çıktı o. Yani o bir sözden işte kadının süsüdür İffet denilen sözden çıktı. Ona karşı çıktı ama o anda oturup yazmadım onu. Onu nasıl yazabileceğim kafamda oluştu yani. Ne yapabilirim? Oluşturdum. Onu biraz yaşadıktan sonra ama başladım yazmaya. Yazdıktan sonra değişen kısımları da oldu. Atılan kısımları da oldu. Öyle çıktı. Evet. Son olarak bir yorum paylaşmak istiyorum. Selma Hamurlu, harikasınız. Kolay gelsin. Her ölüm olayı bilim ve sanatın ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Şu anda da çok ölüm olayı yaşadığımız için edebiyat buluşmaları da çok önemli demiş ve tekrar bir yorum paylaşmış. Benim adaşım İsveçli yazar Selma Lagerlöf'te 1909'da Nobel ödülü almış. Ne güzel değil mi? Evet. Demiş. Saygıyla anıyorum adaşım sevgili Selma Lagerlöf. Sizleri de Evet. saygıyla selamlıyorum. Mülkiyeler Birliği Genel Merkezi'ne ve sizlere mutlu yıllar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim kendisine. Sağ olun. Böyle bir dilekte bulunmuş. Benim sorularım bu kadar. Daha fazla soru da gelmedi. Bir taraftan kontrol ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben çok heyecanlıyım bir lisans öğrencisi olarak. Böyle Sizle beraber olmaktan çok mutlu sizinle oldum. Çok sohbet teşekkür etmek, sizinle konuşmak çok heyecanlıydı benim için. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki incelikle kabul ettiniz teklifimizi. Umarım yeni bir dosya hazırlığı vardır. En kısa zamanda onları da okuyabiliriz. Heyecanla İnşallah. bekliyoruz. Son sözü de size bırakalım. Belki siz de bir şeyler söylemek istersiniz, bir şeyler dilemek istersiniz. Katılan ve dinleyen herkese teşekkür edeyim ben bu arada minvalde. Böyle. Son sözü size bırakayım. Siz de bir şeyler söylemek Çok istersiniz. teşekkür ederim. Ben sizin gibi genç bir arkadaşımla, mülkiyeli arkadaşımla beraber olmaktan çok mutlu oldum. Suzan Hanım'a ve onun kişiliğinde, sizin kişiliğinizde, tüm Mülkiyeliler Birliği camiasında çok teşekkür ederim. Beni yeniden ilk okul yıllarıma götürdünüz. Okulumu da çok özlemiştim. 40 yılımızda gitmiştik, ziyaret etmiştik. İnşallah pandemi gider, gene de gider ziyaret ederim. Okuluma girmiş gibi oldum. Çok teşekkür ederim her şeyden önce. Katılanlara da teşekkür etmek istiyorum. Vakitlerini ayırdılar, değer verdiler. Bir saatimizi birlikte geçirdik. Benim için de çok güzeldi. Güzel sorularınız için de teşekkür ediyorum. Herkese iyi yıllar diliyorum. Sağlıklı, güzel ve değişimin olabileceği, umudumuzu yitirmeden inanabileceğimiz, kadınların daha cesur ama olduğu, değişimi başlattığı, başlayan bir yıl diliyorum. Hepimize güzellikler getirsin, sağlık getirsin,
Başka diyebileceğim bir şey yok. Bu konuda biraz böyle şey yaptım, duygulandım herhalde. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Hep birlikte var olalım inşallah. Hoşça kalın. Evet, hoşça kalın. Mülçeller Birliği olarak biz de iyi yıllar diliyoruz. Yeni edebiyat buluşmalarında görüşmek üzere öyleyse. Çok iyi bakın kendinize. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.